Serhan öncelikle sana dönmek istiyorum. Şimdi hem Fenerbahçe'nin bay geçtiği hem de Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada e, bu maçın anlam ve önemiyle ilgili çok fazla söylenecek şey var tabii ki. İlk sözü sana vereyim. Sen nasıl bir karşılaşma beklersin? Tabii ki kadrolar üzerinden, e, Fatih Terim üzerinden yine detaylıca değerlendireceğiz ama ilk görüşünü, yorumunu rica edeyim. İşte Galatasaray bu saatten sonra artık lige döndü. Ee, sağ dış olayların konuşulduğu şeyler artık geçmişe bağlandı ve Birlik beraberlik mesajı verildi. Hem yönetim tarafında hem Flora tarafında. Tabii ki bundan sonraki hedef şampiyonluk. Şampiyonluk için herkes konsantrasyonu hat safhaya getirildi. Ee, bir de gençler oynamaya başladı. Biliyorsun, sakatlıklar var, kovid e, vakaları evet. var. Falcao yok, Geddin yok, Dines yok, Mustafa Muhammed yok, Donk yok. Ee, tabii ki otomatikman kadro seni gençlere götürüyor. Genç oyunculara yönlendiriyor. Bu açıdan baktığımızda tabii ki e, Kerem Aktürkoğlu'nun performansı e, Halil Dervişoğlu'nun performansı Galatasaray için sevindirici ara geldi. Herkes şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun hettirik yaptıktan sonra herkesin kafasında ilk soru işareti şuydu. Niye oynamadı zamanında? Bugüne kadar. E demek ki bu zamanı Fatih Hoca kendisi görüyormuş. O şekilde değerlendirmek lazım. Ama tabii ki daha önce gir, girseydi daha farklı şeyler yapabilirdi. Ama Hoca hep şunu söylüyordu Fatih Terim basit toplantıdan sonra. Kerem Aktürkoğlu tam hazır değil, hazır olduğu zaman ben oynatacağım demişti. Hazır olduğu zaman da 3 gol atabilen bir futbolcu daha önceki oynayacağı maçlarda ya da ilk 11'de başladığı maçlarda daha farklı şeyler de yapabilirdi. Diğer tarafı tabii ki Halil Dervişoğlu güzel işler yaptı. En azından alanı açtı, aran boşluk bıraktı, rakip defansı bir anlamda bozguna uğrattı ve Kerem Aktürkoğlu'nun gol pozisyonları girmesini sağladı. Bu açıdan bir kazanım haline geldi Babell'in cezası bitti, Olcan'ın e, Olcan şu an bekliyor, e, Arda var, Onyekuru var, bunlar bence hamle oyuncular olarak bekleyecek daha az sayıda. Tabii ki kazanan kadroyu bozmayan bir Fatih Terim'den bahsediyoruz ama hep de hep şöyle bir şeyle konuşuluyor şu, son zamanlarda. Bu genç oyuncular acaba Trabzonspor maçını çıkartabilir mi? Çıkartabilir, hem de muhteşem oynarlar. çünkü onlardaki bu enerji, onlardaki bu yürek, e, bir şeyler yapma isteği. Galatasaray'a iyi şeyler getireceğini düşünüyorum. Cetson, Emre ve Taylan üçgeninden memnun Fatih Terim. Kerem ve Halil'in Göztepe maçında sabit değil de gezerek oynaması Fatih Terim'i tabii ki çok memnun etti. Hem gezerek oynadıkları zaman bir sağda oynayan hem bir sola geçti, solda oynayan sağa geçti. O açıdan e, arkalarda e, defans arkalarına sarkabildi. Eee o e, Taylan'ın savunma arkasına sürekli pas atması, Saraç'ın önünü açması. Çünkü Saraç'ı ne kadar çok öne çıkarsa o kadar çok rahat hareket edebiliyor. O, ona baktığımızda hücum oyuncu, oyuncusu olarak da oynayabiliyor Saraç'ı. E, kanatta da boşluk olmaması için Saraç'ın Saraç arkasını desteklemek lazım. E, Fatih'in bence bütün önlemlerini aldı ve Trabzonspor karşılaşmasına hazır bir şekilde bekliyor. Peki bunların hepsini detaylandıracağız şimdi Mehmet Emir Uluç sana dönmek istiyorum hemen. Ee, dediğimiz gibi özellikle dün akşam oynanan Beşiktaş mücadelesinin ardından çok daha kritik bir hale geldi. Galatasaray-Trabzonspor maçı e, senin özellikle altını çizmek istediğin noktalarla yine başlayalım. Başlayalım. Adı büyük kendi küçük bir maç izleyeceğiz. Ne, neden? İki neden böyle söyledin? İki takım söyledim? da kötü. İki takım da kötü. Kimse kimseyi kandırmasın. İşte Galatasaray geçen hafta e, orada mutlu olduğumuz şey neydi? Kerem'in. Hattrick yapmasıydı. Halil'in bir gol e, pası verip bir de penaltı e, kazandırmasıydı. Genç oyuncular, yerli oyuncular performansları sergilenecek keyif aldık. Ama e, son 7 maçta e, 8 puanla kalmış bir Galatasaray var. Karşısındaki rakip kim? O da e, yine Türk futbolunun son derece e, büyük camialarından, büyük kulüplerinden bir tanesi olan Trabzonspor. Bakıyoruz Trabzonspor, Trabzonspor'da 7 maçta 8 puanla kalmış bir galibiyeti var. 5 tane beraberliği var. Bir de mağlubiyeti var. Öbür taraftan Galatasaray'da bu süreçte 3 mağlubiyet almış. 2 galibiyet, 2 beraberlik de gelmiş. Ve daha kötü olan durum son 7 haftada yani 21 puan da 8 puan alabilmiş bu iki takımın da birisi 3. sırada öbürü 4. sırada hatta 3. olan şampiyonluk hesaplarından bahsediyor. bu da e, tartışmalı bir performans sırasında şampiyonluğu oynayan takımların kadrolara bakalım. Ee, sevgili Sinem'in bahsettiği muhtemel e, geçen haftaki kazanan kadrosu Galatasaray'ın. Evet. E, bununla bir değişiklik beklemiyoruz. Lines iyileşti mi Serhan? Şu an takım antrenmanlara başladı. Hı. Ama tam anlamıyla hazır değil. Antalya maçı hazır bir şekilde olur. Yani işte eksiklerde 3 aşağı 5 yukarı belli. Mustafa'nın e, karantina süreci devam ediyor. Bir de Falco'yla ilgili bilgi vereyim mi? Tabii. Araya gireyim ben. Falco'ya biliyorsun Kerem Akdürkoğlu'yla antrenmanda bir çarpışma e, evet. yaşamıştı ve daha sonrasında yüzünde kırıklar oluşmuştu. Yüzündeki kırıklıklar tam anlamıyla e, kaynamadı. Ve Falco'da şöyle bir durum var. Ben şunu sordum. Maskeyle oynayabilir mi? Onu araştırdım. Maskeyle oynamasında da şu an için mümkün olmadığını söylediler. Ne kadar bir süre? E, Antalya maçında geçer gibi gözüküyor. Ama ekstra bir bilgi de şunu vereyim. Mustafa Muhammed negatife döndü. Kendi antrenmanlarına devam ediyor. Takımla antrenmanlarına girmiyor. Ben bu açıdan Galatasaray'ın e, gerçekten e, e, doktor hekim, heyetini e, takdir ediyorum. Yenerince gerçekten güzel işler yapıyor. Ve e, karantina sürecini kesinlikle bozmuyor Galatasaray. Karantina sürecine harf uyuyor. Ve TFF'nin sağlık kurulunun vermiş olduğu sistemi e, u, e, uyguluyor diyebiliriz. E, tabii ki Mustafa Muhammed'in karantina süreci Antalya maçının olduğu güne denk geliyor. O akşam bitiyor. Yani bir gün önceki akşam bitiyor. Muhtemelen o akşam ya da ertesi gün sabah e, Muhammed'le Antalya'ya gider ve kadroda, kadro'da şans bulur. Kadroda diyorsun. Tabii. Peki bu Özür karşılaşma diyorum. da olmayacak. Evet. Devam evet. edelim Mehmet. In. Yani, Yedlin, Ines, Falcao, Donk ve Mustafa. Bunlar eksikler görünüyor. Evet. Ama buna rağmen özellikle Halil-Kerem anlaşması o hücum hattında bana son derece keyif verdi. Tabii Göztepe savunmasını düşünüyorsun. Orada ön plandaki oyuncu Atınç'tı. Burada Hugo var bu sefer. Yine Göztepe'nin hücum hattını düşünüyorsun. Halil'le Yavuç Yavuş kitlendiği zaman ki Yavuş kendi kendini kitleyebiliyor. Halil asıl e, orada kritik oyuncuydu. İkisi de performansın çok altında kaldı ya da Galatasaray doğru tedbir almış. Halil'in gidebileceği kul vardı. Yani karşısında Şener vardı. Yani e, işte, Ekuban, Bakasetas, e, Vakeme, bu dörtlü e, Göztepe'nin hücum organizasyonu çok daha e, zengin görünüyor. E, beni en çok heyecanlandıracak mücadelelerinde de sağda Serkan'ı bekliyoruz. Öbür tarafta solda da Kerem var. O ikisinin iki yerli oyuncu, iki genç yerli oyuncu, iki tane süratli oyuncunun girecekleri ikili mücadeleler keyif verecek. Ama diye gezi, gezerek oynayacak Kerem ile Halil. Yani sürekli Serkan'la belki karşı yani, Yok yok Yani solda oynuyor diziliş olarak. Tabii değişebilir. Tabii. Halil de çok fazla kayıyor o bölgeye. Değişiyor. E, Trabzonspor'u zayıf karnının Marlon olduğunu düşünüyorum. Hoca e, umarım benim tabii futbola bakış açım bu. E, orta sahadaki tercihini parmak berat olarak yapar. E, biliyorsunuz orada e, benim çok da sevmediğim bir arkadaş zaman zaman forma giyiyor. E, parmak da inişi çıkışı Seviş, performanslar. Hiç <laughs> ses olmuş. Yok diyorum. yani bazı oyuncular. Yani şöyle aslında yabancı oyuncuya bakış açım şu. Evet aynı mevkide iki tane oyuncu geldi ve yabancı varsa bunların e, yaşlarına bakarım. Performanslarına bakarım. Yani atıyorum 20 yaşında yerli bir oyuncum var. 34 yaşında yabancı bir oyuncum var. İkisinin performansına bakıyorsun. Yerli oyuncu onun üzerinden 6'lık oynuyor. Yabancı oyuncu onun üzerinden 7'lik oynuyor. Yerli oyuncuyla oynarım abi. Arada 14 yaş varsa yerli oyuncuyla oynarım. Yani parmak parmak çok mu işler yapıyor? Yok çok daha iyisini yapabildiğini biliyoruz. İniş çıkışçı performanslar sergiliyor ama e, ben yine de parmağı tercih ederim burada. E, sevgili arkadaşımız İngiliz futbolcu. <laughs> yani benim bakış açım. İsim vermeyecek kadar seviyorum Mehmet. Benim, benim bakış açım. Yok ya isim veriyoruz ondan sonra ipe çekiyorlar bizi. Canları sağ olsun onların da. Umarım, umarım son haftalardaki, son hafta derken Galatasaray'ın son maçını, kenara ayırıyorum, göster maçını, genel anlamda son haftaki performanslarını unutturacak kadar kaliteli bir mücadele izletirler. Bu arada vardı da Cüneyt Hoca açıklandı. Evet. O da güzel bir gelişme. Hakem Mete Kalkavan, Varda Cüneyt Çakır olacak. Mete Kalkavan'a bu arada Galatasaray cephesinden evet. açıklandığı zaman ciddi bir tepki gelmişti. Yanlış yapmış olabilirler <laughs> açıklamayı Galatasaray. <laughs> Nasıl yani? yani? Çünkü önlerinde böyle bir matbu evrak var herhalde tamam mı? Hakeme göre, işte hakem açısından o boşluğu dolduruyorlar. Tık 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 tık, tık veriyorlar Nasıl ya. hiç şöyle bir şey yapmadan. Ya arkadaş bu sezon 3 maç oynamışsın Mete Kalkavan'la. kavanlı. de kazanmışsın. Ama abi bu... herkes konuşuyor, bütün kulüpler konuşuyor. Hayır, ya, önceden abi. önlemlerini alıyor. Ee, ya, tabii ki. Ya yani. bu bu artık ya, şey ya geliyoruz. Ama Bak, abi bütün kulüpler konuşuyorsa o bütün kulüplerin ayıbıdır tamam mı? Evet. Bak verdiğin örnek. Yanlışı yanlışla savunmak. Tamam mı? bütün kulüpler affedersin halt etmişler tamam mı? Yani konuşması sussun mu yani? Abi yani, konuşacak ne var şu anda? Yani. Şu anda ne var? Mete Kalkavan ne yaptı Galatasaray'a? Bu sezon 3 maç oynamışsın. Mete Kalkavan'da 3 maçı da kazanmışsın. Ama ne diyor orada? O, orada çok ilginç bir ifade var. Tarihi düşman mı diyor? Ezelden düşman mı diyor böyle? Mete Kalkavan herhalde böyle anasının karnından Galatasaray düşman olarak falan doğduğunu düşünüyorlar yani bilmiyorum. O ifadede çok garip bir şey var.